Ne işiniz var burada? Niye geldiniz? Batı'nın övgülere gark ettiği şarp misafirperverliği bu mu paşam? Ne arzu edersiniz efendim? Arzumuz bizi rahatsız etmemeniz. Peki efendim. Mahmut paşam, tedirginsiniz. Hanımefendi, burada bizler nefes aldırmayan bir diktatöre, zalim bir hünkâra karşı kanımızla, canımızla mücadele veriyoruz. Müsaade buyurunuz da birazcık tedirgin olalım. Hadi Mahmut Paşa, bunları Avrupa'da konferans salonlarında söylerseniz alkışlanırsınız. Burası yeri değil. Neyse. Zaten ben de yakında aranızda olacağım. Padişahımız demiryolu için toplanan bağış paralarının yönetimini bana verdiler. Ve siz de bu paralarla Avrupa'ya geleceksiniz. Abdülhamit'e bundan sonraki hamlemi Avrupa üzerinden yapmayı planlıyorum. Bakın paşam, o kadar parayı Avrupa'ya kaçırarak çıkaramazsınız. Ama Herzl'ın bir fikri var. Neymiş? Herzl bir banka kurmak istiyor. Banka? Fakat sermayesi yeterli değil. Siz sultanın parasıyla borsada kaybederseniz Herzl kazanacak. Ve sadece sultan kaybetmiş olacak. Yani Herzl size bankanın ortağı olmayı teklif ediyor. Ha. Şahane. Şahane. Şey, Mahmut Paşa'm, merak ettim. Diyelim ki sultan aniden öldü. Yine de yardım paraları sizde kalır mı? Hanımefendi, sizin o söylediğiniz gibi bir mucize olursa, sadece bağış paraları değil, Osmanlı bana kalır. Ama bir problemimiz var. Sultanımız, padişahımız ölmek bilmiyorlar. Kim ona kurşun atsa sonunda kendi ölüyor. Ben bile ölmemek için kendi kendime kurşun atıyorum. Ölüm dediğiniz şey sadece kurşunla olmaz ki paşam. Yani? Kurşun ölümün kaba bir şekli sadece. Yani?